Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun çok değerli arkadaşlar. 93. Kur'an sayfasındayız bugün. Nisa suresinin 95'ten 101. ayetinin sonuna dek işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim kusurlarımızla birlikte affı mağfiret eylesin. Onun istediği gibi bir ders yapmamızı nasip eylesin inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevil qa'idûne minel mü'minîne. Gayru ulid darari vel duune fi sevilillah devam ediyor. Biz buraya kadar bir yapalım arkadaşlar. La yestevi, İsteva yestevi, bir olmaz, eşit olmaz manasında. Buradan da sözlükten de görün isterseniz. İstevai yestevi son itibariyle nakız, iftihal babından müsavi oldu, denk oldu. Yani denk olmaz, eşit olmaz. La yestevi, kaidune, oturanlar. Kade fiilinin ismi faili var burada. Kaidune oturanlar fail olduğu için Cebu Müzekker Salim ismin merfu hali böyle vavla geldi. La yestevil kaidune oturanlar eşit olmaz, bir olmaz. Minel mü'minine, mü'minlerden oturanlar. Ee, tabii e, marife kelimeden sonra geldiği için burada e, hal var. Hal bir şipi cümle. Şipi cümle neydi? Harfi ve yanındaki isme biz şifir cümle diyorduk. Tabi burada da çoğul olarak geldi. Harfi cerdan sonra geldiği için Cem Müzekker Salim ismin mecrur hali böyle ya ile geldi. Evet müminlerden oturanlar bir olmaz. Gayru uli darari özür sahibilerinin dışında yani özür sahibi olanlar dışında müminlerden şimdi gayru dedi gayru biliyorsunuz istisna edatı tabi ee, aynı zamanda e, burada sıfat durumunda e, ee, uli darari ulu ötre hali uli burada muzafın leh olduğu için gayru hani e, istisna edatı aynı zamanda muzaf e, onun için böyle uli ulu değil de uli olarak geldi ya ile mecrur oldu muzafın leh aynı zamanda bir sonraki kelime için tekrar muzaf ve zarar zarar sahibi yani özür sahibi olanlar dışında özür sahibi olanlar da arkadaşlar mesela gözleri görmeyenler savaşmaya gücü yetmeyenler hareket etme kabiliyeti olmayanlar gibi açıklamalar yapılmış vel mucahidune fi sebilillah Allah yolunda cihat edenler şimdi arkadaşlar burada ve atıf harfi bu el-mücahidune de yukarıdaki el-kayduneye matuf. Yani oturanlar ve Allah yolunda cihat edenler bir olmaz, eşit olmaz. Bir emvalihim ve enfüsihim mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler e, ve e, özür sahibi olanlar dışındaki müminlerden oturanlar, olmaz. Şimdi arkadaşlar, eee fi burada görüyorsunuz e, harfi cer isim aynı zamanda muzaf. Allahi muzafun ley bi emvalihim derken bi harfi cer emvale mecrur olduğu için e, harficerden sonra geldiği için mecrur aynı zamanda muzaf. E, ses uyumu gereği hüm gelmedi, him geldi. mallarıyla derken ve enfüsihim ve canlarıyla buradaki de atıf harfi e, bu durumda bir emvalihim matufun aleyh yani enfusihim matuf e, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerle yani savaş ilan edilmiş e, bir kısmı savaşa gelmiyor vatan söz konusu halbuki İslam ülkelerini e, vatanlarını dinlerini düşmandan koruyanlar kimlerdir savaş zamanı evde oturanlar değil Allah yolunda ki değerleri için Savaşan mal ve canlarıyla e, mücadele edenlerdir diyor Rabbimiz. E Çünkü eğer ülke savunulmazsa e, oradaki küfür ehli, şirk ehli o beldeyi istila eder. E, oradakilerin ne malı kalır, ne canı kalır, ne dini kalır. Yani ülkenin bağımsızlığı kaybolur, kendileri de bir nevi köle veya esir durumuna düşer. Ama ayette diyor ki özür sahibi olanlar, işte gözleri görmeyenler, Eli ayağı tutmayanlar, yani savaşamayacak bir özrü olanlar bundan hariç tutulmuş. Özür sahibi olanlar hariç diyor. Yani bunlar da bu özür sahibi olanlar arzu etmesine rağmen cihadı bu şekilde gelemiyorlar. allah Teala bakın ne diyor? Böyle bu oturanlarla cihad edenler bir değildir. فَضَّلَ mücahidine Allah mücahidleri. Yani cahide, Yücahid'in ismi faili bu. E, bu ya ile de meful olduğu için cem müzekker salim ismi mansub hali ya ile. Allah bu cihat edenleri üstün kılıp tercih etmiştir. Fattale yufattilün taftilen tef'il babından yani bir emvalihim ve enfüsihim. Mallarıyla ve canlarıyla cihat edenleri Allah üstün kılıp tercih etmiştir kime? al kaidine Oturanlara tercih etmiştir. Bakın yukarıda merfu hali olduğu için bu halde geldi. Burada harfi cerden sonra geldiği için böyle ya ile geldi. Ha nunu niye katmıyorlar da İrab'da böyle ya ile diyorlar? E çünkü bu kayıt mesela muzaf oldu. Nun buradan düşer. O yüzden bunu katılmıyor yani. Ya ile mecrur olur deniliyor. Evet e, oturanlara dereceten temyiz burada. Derece bakımından oturanlara e, Allah e, malları ve canlarıyla cihat edenleri üstün kılıp tercih etmiştir. Onları daha üstün kılmıştır. Ve küllen ve onların hepsine e, bu ara cümle e, denmiş. Yani buraya ki diyebiliriz. Ki e, ara cümle demek e, bu vav ara cümle harfi, harfi itiradi denilir. Yani her gördüğümüz da atıf harfi değil yani ona da dikkat edelim. Küllen va'edallâhul Husna onların hepsine Allah en güzeli vaat etmiştir. Yani en güzeli derken cennet. Yani gayret etmesine rağmen ama gücü yok. Arzu ediyor vatanını, dinini savunmayı ama gözleri ama veya savaşamayacak durumda çok yaşlı gene de ama gücüm olsaydı savaşırdım vatanım için, dinim için e, diyorsa, bakın her birisine Allah bu kimselerin e, yapamasa bile o, o aşkı, arzuyu taşıdığı için hepsine cenneti vaat etmiştir. Ama özürsüz oturanlar hani e, le, bakın Allah öbürlerini üstün kılıp tercih etmiştir diyor. Bakın bir de üstelik e, devam ediyor. Ve Faddalallahu Allah üstün kılmıştır. El mücahidine mücahitleri alel kaidine oturanlara ecran azimen büyük bir mükafatla üstün kılmıştır. Büyük bir mükafatla üstün kılmıştır. Bakın faddale faddale iki defa e, söylendi. İkisi oturanla e, savaşan, e, gayret eden bir değil. Yani dünyadaki e, işimiz e, amel Salih amel, iman edip güzel şeyler yapmak, o durum ne gerektiriyorsa o şekilde hareket etmek. Evet, şimdi burada kalmıştık İrab'da arkadaşlar. Ee, şimdi küllen onların hepsine derken aslında cümle tenvin ve üstün değil mi? Ya, bu durumda bakın vaadi fiil sonradan gelmiş. Demek ki bu meful önden geldiği için mukaddem meful yani öne geçmiş meful vaadallahu küllen aslında denilebilirdi ama vurgu için öne geçebilir böyle meful Allah vaad etmiştir el -hüsna her hepsine her birine gene de cenneti vaad etmiştir derken buradaki el husna da ikinci meful oluyor evet faddale mazifil allahu fail olduğu için merfu ötreli mücahidine meful olduğu için arkadaşlar mansup Evet, bazen böyle gece yarısı çalışmalarım. Evet. E, mansup e, mücahitleri üstün kılmıştır. Mefuller mansup olur. Burada da cemi müzekker salim ismin mansup hali geldi. Alal kaydine. Burada da cemi müzekker salim ismin mecrur hali geldi. Ecran e, ikinci meful. Arkadaşlar. Bu e, mücahidine birinci meful. Ecran ikinci mevhul, burası car mecrur dedik. E azimen de ecranın sıfatı, bakın her bakımdan ona benziyor ikinci meful Bu aynı zamanda sıfattan olunca birinci kelime mevsuf, ikinci kelime sıfat oluyor. Çok büyük bir mükafatla o mücahitleri, savaşanları oturanların üzerine tercih etmiştir, üstün kılmıştır. Şimdi Kur'an ufku kitabımız arkadaşlar, bir de bizim Kur'an tahli kitabımız var. Orada ne nereye bağlı aslında gösterdik biz. Bu da inşallah iki ay sonra baskıya girecek. Daha geniş irap var. Hani bazı e, ihtimaller olabiliyor irap konusunda. Onları da burada söylüyoruz. Hani ne mahallinde olduğunu da ifade ediyoruz. E, buradan bakın e, isterseniz bir de buradan göstereyim. Nefis tip mesela El-Kaidune'nin işte e, Cem Müzekkel hal demesi buradaki marife kelimeden sonra gelen bakın kelime eşifi cümle hal olur bunu da bu şekilde belirtiyoruz işte bu gayrı kelimenin ikinci bir tercihi var mesela işte bu gayrı el kaideneden bedelde denmiştir tarzında işte ulu aslında uli uli gayrı ile olduğu için cer alameti ye olarak gelmiştir Burada arkadaşlar müteallik dediğimiz bağlantılı mesela vel mücahidine fi sevilla. Yani belli olduğu için ben öbür Kur'an ufku e, irabında söylemiyoruz. Yani bu mücahidune mesela dedi bu fi sevilla buna bağlı olduğu belli. Onun için mümkün olduğu kadar Kur'an ufkunu özet yapmaya çalışmıştık. Ama daha ayrıntı istiyorum diyenler bu iki ay sonra e, yeni baskısı çıkacak olan Kur'an tahlili adlı eserimize e, sahip olabilirler. Bakın burada El Mücahidune ile bağlantılı yani bağlantılı İşte bu bir emvalihim ve enfüsihim de Mücahidune ile bağlantılı bunlar ifade edilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet Allah hepsine ne de de büyük bir mükafat vaad etti. Ama e, nedir bu mükafat diye soracak olursak derecâtim minhu ve mağfireten ve rahmeten ...deracatin, yukarıdaki ecrandan hani söylemişti ya... ...büyük bir mükafatla oturanlara üstün kılmıştır... ...bu burada nekra olarak hani geldi... E, dereceten diye yukarıda... E, ...şurada, e, burada görüldüğü gibi... ...aslında bunu mesela e, farklı irap yapanlar da var... ...bu deracatini mutlak naibi... E, ...olarak işte e, taftilen dereceten ...hani derece üstünlüğüyle üstün kılmıştır tarzında... En çok tercih edileni ben bu Kur'an ufkunda e, yazıyorum arkadaşlar. Evet e, İrap alimlerinden. Şimdi gelelim bak ecran azimen büyük bir mükafat dedi ya. Şimdi buradaki ecran büyük bir mükafatı burada açmış. Hani yukarıda derece bakımından demişti. Hani temiz olunca bakımından diye tercüme edebiliyoruz. E, nedir bu dereceler? Burada nekra geçmişti yukarıda dereceden. Derecati minhu kendinden dereceler. Yani Allah kendisinden dereceler e, vaat etti. E, üstün kıldı. Bu dereceler tabii herkesin içinde bulunduğu cihadın derecesine yaşadığı zorluğa, gayretine göre bu dereceler herkese göre değişiyor. Başka ve mağfireten ve rahmeten. Bir bağışlama yani savaşa giden müminin e, ölümü göze aldığı için günahları da bağışlanmış oluyor. Burada Rabbimiz söylüyor bunu. Ve rahmeten ve bir rahmetle üstün kılmıştır. yani yukarıdakine bağlanıyor e, cümle. Bakın lam durağı var değil mi şurada? Cümle devam ediyor demek bu. Arka tarafta bakın Ecrandan bedeli söyledi şimdi. E, tabi bağışlama, rahmet, rahmetle her türlü ihsan kim bilir hani yaşarsa savaştan sonra da ona ne büyük mükafatları e, ihsan edeceğini söylüyor tabi bunun bir ayrımı da yapılmamış yani hem dünyada bu mükafatlar verilecek hem de ahirette evet e, derecatin ecrenden bedel dedik arkadaşlar tabi bedel e, mübdel minhün yani kendisinden bedel yapılanın herkesini alır burada yukarıda mansuptu e, bu da Müennes salimin mansup hali atin diye geliyor hatırlarsak. Mim mecrur. Ve ise harfi mağfireten matuf yani derecatine aynı zamanda matufun aleyh olmuş oluyor. Mansup hali yani bu derecatin. Cem-i müennes salimin rahmeten de yine atı harfi matuf. Arkadaşlar hepsi derecatine bağlanıyor matufun aleyh olarak. Ve kenallah vafura rahima. Allah daima Gafurdur, rahimdir. Şimdi kâne, e, malum arkadaşlar kâne Allah ile beraber kullanıldığı zaman ezelden beri e, bu sıfatlar yani gafur çok bağışlayıcı olması, çok merhametli olması onda hep olan e, bir sıfat olduğunu ifade eder. E, Allah daima gafurdur, e, çok bağışlayandır, rahimdir. Kâne mazi fiil. Arkadaşlar yeni bir cümleye başlama harfi. Yani mazi fiil aynı zamanda nasih veya nakıs. Yani bir isim cümlesinin önüne gelir. E, isim cümlesi yani müpteda denmez artık. O artık kendi'nin ismi olur. Kendi'nin ismi olduğu için merfudur. Kafuran kendi'nin haberi olduğu için yani normal haber değil de kendi'nin haberi olmuş olur ve mansup olarak gelir. E, böyle Allah isimleri olunca arkadaşlar kânenin birinci haberi kânenin ikinci haberi olarak e, isimlendirilir genelde. Evet innellezine tevaffahumul melaiketu. İnnellezine inne doğrusu gerçekten ellezine tevaffahumul melaiketu. Melekler canlarını aldıkları vefat ettirdikleri e, kimselere e, kimseler de diyebiliriz altını görmediğimiz için zalimi enfüsihim bakın şimdi burada zalimi ne demedi nun düştü o zaman bu bir muzaf enfüsî esra olarak geldi o zaman muzafun ile Aa, kendilerinin nefs çoğulu enfüs kendilerinin zalimleri zalim ismi fail ya kendilerinin zalimleri oldukları haldeyken kendilerinin zalimleriyken e, melekler Bakın fail olduğu için merhum melekler canlarını aldıkları kimselere kalu derler fi me küntüm e, ne e, hal içinde idiniz ne halde idiniz e, yani şimdi bir irabını yapalım sonra e, bakalım arkadaşlar e, ellezine innenin ismi olduğu için tabi ismi mevsul e, sonun üstün olduğuna bakmayın böyle ismi mevsuller mebni yani hiç değişmezler has ismi mevsul dediğimiz mahallen mansup yani ismi mevsuller burada mebni olduğu için bütün mebniler mahallen irap alırlar mahallen mansup teveffa buradaki hangi fiil arkadaşlar aslında teveffahum bakalım arkadaşlar teveffa ye teveffa Şimdi teveffahum. Teveffa öldürdü, kabzetti. E, teveffa ya teveffa. Melekler de fail olduğu için merfu. buradaki e, zalimi emsüm kendilerinin zalimleri iken, kendilerinin zulmedenleri iken. Buradaki hüm var diye ondan hal. Yani sahibül hal dediğimiz bu meleklerinin hani kendilerini canlarını aldığı kimseler tevafahumdaki zamirden hal cem salim ismin mansup hali tabi muzaf olduğu için nun düştü enfüsü de muzafın ile sonraki buradaki zamir için tekrar muzaf evet e, kalu şimdi innenin ismi varsa haberi de vardır değil mi haberi de buradan başlıyor hüküm koyan kısım kalu derler ki innen haberi kale buradaki vavarif de onun faili fime e, fime küntüm Şimdi e, bu mekolül kav deniliyor değil mi? Kalet kale türevlerinden sonraki nokta üst üste varmış gibi kabul ediliyor. Yeni bir cümle başlamış oluyor. E tabi burada arkadaşlar ilginç bir e, cümle. E, fime buradaki fima aslında buradaki ma soru harfi e, harfi cerle birleştiği için e, fima tarzına gelmemiş kısaltması olan fime ne halde? nerede yani fi hangi halde idiniz. Şimdi e, bazılar da bunu ismi i mevsul zannedilmesin diye bu şekilde kısaltmalı hani elifi hasf oldu demişler, kaldırıldı demişler. E, tabii küntüm e, bu bir hani fiil aslında. Fiil mazinası. E tüm kısmında kernenin e, e, ismi ama e, harfi cer olan sonraki kernenin mukaddem haberi yani önce gelmiş bunun haberi harfi olarak gelince mukaddem deniliyor mukaddem haberi bir şifi cümle olarak gelmiş neyde idiniz yani ne halde idiniz yani ne demek istiyor yani e, ne halde idiniz şimdi melekler e, kendilerinin zalimler oldu yani onlar zulüm etmiş oluyorlar böyle bir darül küfürde e, oturup kalmakla tepkisiz kalmakla kendilerine işkence yapılabiliyor, baskı yapılabiliyor. Kendileri hiçbir şey yapmıyor. Bir mesela peygamberimiz Habeşistan'a hicret etmişti. O Mekke'deki baskı gören Müslümanlar ki artık o o dereceye geldi ki sonra da Medine'ye hicret ettiler hep birlikte. Yani bir tepkisiz kalınamaz. Bir şeyler yapılması lazım. Dinlerini yaşamasına engel oluyorlar. E tepkisiz kalamaz yani bir Müslüman e, bakın böyle bir kimseler ölüm durumunda yani kim, benim umurumda olmay bir tavır almamış melekler öldükleri hani ölüm anında onlara soruyorlar e, neydi yani sizi cehenneme sokan ne halde ediniz e, diye soruyor e, cevap da enteresan bakın ne diyorlar kalu künna müstadafine fil ardi yeryüzünde bir biz zayıf bırakılmışlar idik zayıflardan idik yani bir şeye gücümüz yetmiyordu ama sapasağlamdı her türlü e, ayaktaydı e, çalışabilecek gayret edebilecek gücü vardı buna rağmen hiçbir şey yapmadı e, dininin ezilmesine aşağılanmasına tepkisiz kaldı ne ha, ne yaparsa yaparsalar bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derler ya öyle bir durumda olamaz diyor sen şimdi böyle dinin yaşatılmıyorsa bakın Cenab-ı Hak bu kişilere nasıl davran davranıyor? Halu künden müstedafine fil erdi. Biz yeryüzünde zayıflardan. Yedik. Şu kelimeyi göstereyim size. Bakın arkadaşlar, şu kelime el müstadaf yani hangi fiilden? İstad ifu. Bu e, ismi meful. Nasıldı? Yestad mesela muzari. Y atılınca mu gelince müstadif. if ismi faili müstadaf ismi mefulü. Ne demek? Hor hakir görülen zayıf bulunan hani daif kelimesinde biliriz. E, zayıf bulunan, zayıf bırakılanlardan idik demişler. Yani müstad afın zayıf, yerine zayıf bırakılmışlar idik derler. E, zayıf bırakılmışlardan idik. E, e, kalu yine bakın bu sefer e, melekler söz alıyor e, mazi fiil ve faili iki nokta üste. Elem tekün ardullahi vasiaten fe tuhaciru fiha Elem tekun değil miydi? Yani yekün aynı zamanda geçmiş zaman değil mi? E'de soru harfi değil miydi? Ardullahi Allah'ın arzı, Allah'ın yeryüzü değil miydi? Vasiaten geniş e, değil miydi? Yani bol bir halde yani bir tek sizin oturduğunuz yer mi vardı? Onlardan başka insan toplulukları yok muydu? Neden hani e, hicret etmediniz? Zayıf kaldığınız yerden neden ayrılmadınız? Size uygun bir yer yok muydu? Yani neden zulme rıza gösterip hiçbir tavır almadınız? Yani böyle bunları hani özür gösteriyor biz zayıftık falan. Bunu kınıyor Cenab-ı Hak bakın. Yani senin, senin gücün yeteneğin varken niye sen dinini güzel yaşama hakkından vazgeçiyorsun yani hiçbir çare kalmamışsa başka bir çare yani başka bir diğer kurmak üzere başka bir çare diğer kurulması gerekiyor yani hicret de aslında kaçma değil yani bir çıkış yolu Hazreti Peygamber de gitti Medine'de bir toplum mesela kurmuş oldu bu darül küfür de arkadaşlar çok enteresan bir şekilde e, yorumlar yapılabiliyor. Günümüzde Müslümanlara hani bazı ülkelerde baskı uygulanıyor ama bazı hatta İslam ülkesi olduğu halde baskı uygulanabiliyor. Bazı ülkelerde ise din ve vicdan hürriyeti e, var, hiçbir sınır konmuyor. Hani Necaşi'ye gittiler Hindistan'a mesela o zaman bunların örnekleri var. Yani müfessirler bu durumda işte baskı uygulanmayan ülkelerden göç etmek gerekmez demişler çünkü o gittikleri yerlerde Müslümanlar bazı kişilerin hidayetine sebep olur İslam'ın yayılmasına sebep olur Allah yoluna davet eder yani bu daril küfür konusunda mühim olan ayetlerin amacının hedefinin iyi tespit edilmesi bazen çok yanlış tespitler olabiliyor arkadaşlar evet Nerede kaldık? Lem tekün ardullahi vasiyeten Allah'ın arzı geniş değil miydi derken arkadaşlar lem tekün cahtı mutlak biliyorsunuz. Lem nefi ve cezim harfi tekün. Niye yekün değil de tekün geldi? Çünkü ardu semai müennes. Onun için yekün değil de tekün geldi. Lem'den dolayı da sonu e, cezimli oldu. Değil miydi? Olmamış mıydı? Olmadı mı? yani hani idi oldu ya evet e, Muzaff'ın önüne geliyor Ardu'da e, Tekün'ün ismi e, veya Kâne'nin ismi de denilebilir Ardu Muzaff aynı zamanda Allah'ı da Muzaff'ın leh olduğu için mecrur vasiyeten de Kâne'nin haberi biliyorsunuz Kâne'nin haberi mansup olur yani üstün böyle bu şekilde teminli olur e, fe tuhacirû fîhâ tuhacirû ne dememiş Tuhaciru demiş onun için bu fe fay sebebiye yani bu sebeple Hicret etseydiniz ya Allah'ın arzı geniş olduğu için. Yani Allah'ın arzı geniş değil miydi? Ee, bir sürü mekan var yani bulunduğunuz yerden ibaret değil. Fetuhaciru fiha orada hicret etseydiniz ya. Yani hacira yuhaciru nunun düşmesiyle buradaki feyninde faiz sebebiye yani bu sebeple hicret etseydiniz ya. Nunun düşmesiyle mansup Çünkü faiz sebebiye e, muzarinin önüne geldiği takdirde e, nasp eder çoğulların naspı da nunun düşmesiyle olur evet fiha da carmejur hicret etseydiniz ya ama hiçbir şey yapmamayı rahat rahat oturmayı belki de kimliğini e, gizlemeyi tercih etmeyi bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar böyle tepkisiz müslüman istemiyor allah Teala Teala ki me'vahım cehennem bazıları da hatta işbirlikçisi olabiliyor müslümanlar ki müslüman olduğunu söylemeye utanıyor veya Müslümanlığını şimdi böyle bir durumda dura 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 onların fikirlerine de geçebilir yani. Çok tehlikeli. Feülaike Müslüman dinine baskı yapılıyor. Feülaike buradaki fe hani zayi tarafı denmiş mübteda ülaikesi ismi işaret ref mahallinde olmuş oluyor. Feülaike müpteda olduğuna göre geriye kalan haber. Ama bir bakıyoruz mevahum cehennem bir cümle teşkil ediyor. Yani bir isim cümlesi ayrıca. O zaman burası cümle olarak ülaike haberi. ha yani kendi içinde me'vahum tekrar me'va kısma mübteda ee, tabi yanına aslında buradaki maksure elif. Hani şu y şeklinde yazılan elif. Ama zamir aldığı zaman böyle uzun e, elif halinde yazılıyor. Ee, mübteda e, muzaf muzafun cehennemde kayrımın sarf olduğu için tenvin almamış. Haber yani bu. onların barınakları cehennemdir. İşte onlar hümde ülaykiye işte işte onların barınakları cehennemdir ve et masira. Ne kötü. Arkadaşlar sae çekimi yok bunun. Sae ne kötü demek. camit yani çekimi olmayan mazifil. buradaki de masiran sa'riyesüden Bismillahirrahmanirrahim dönüş yeri dönüş yeri manasında ne kötü bir dönüş yeri cehennem yani Müslüman bakın buraya keyif etmeye dinini ne kadar hassas değil mi? Kur'an okumayanların bundan haberleri yok arkadaşlar Kur'an'ı zaten Yasin Tebarek eden ibaret sayanlar var anlamadan okuyanlar çok ama çok gelişiyoruz inşallah değil mi arkadaşlar? İnşallah vesile olalım birbirimize değerli arkadaşlar. Evet illel müstadi affine minarrijali ve nisa'i ve vil'dani. İlla burada istisna harfi. Şimdi burada ne dedi? Dikkat edin, onların barınakları cehennem dedi. Ne kötü bir dönüş yeri ama e, hiçbir şey yapmadan tepkisiz kalan e, böyle Müslümanlara baskı yapıldığı yerde işkence yapıl, tepkisiz kalan bakın illel müstedafine yani Allah Teala diyor ki hiç böyle bir savaşmıyor da hiçbir şey yapmıyor bir gayret göstermiyor onlar o zaman olmaz diyor yani mevahum cehennem dedi gördük ama bu cehenneme gitmeyecek olanlar var bunlarda kimler müstadaf zayıf olanlar aciz olanlar illel müstadafine zayıf olanlar Buradaki istisna harfimiz de afi yine Salim ismi mansup hale değil mi? istisnadan sonra ne geldiği için? Müstesna müstesna da mansup olduğu için. Miner ricali car mecrur. Ve nisa ederken yine atfarfe farfi matuf. Vel vildani çocuklar. Yani erkeklerden e, zayıf olanlar, kadınlar ve çocuklardan e, olanlar müstesna e, ee, tabi bunların hali geldi şimdi la yestatiyun yani fineden, e, hal olarak la yestatiyun istata yestatiyun e, yeterlilik e, fiili gücü yetmeyenler hileten خيل, çare hiçbir çareye gücü yetmeyenler e, olarak e, bakın kadınlardan çocuklardan ve yaşlı mesela çok yaşlı erkeklerden veya ama yani savaşamayacak durumda hasta olanlar dan oluşturduğu bu zayıf aciz olanlar müstesna onlara asla böyle bir azap yok la yastatıyor çünkü bunlar ne yapamazlar la oyna hileten herhangi bir çareye gücü yetmeyenler olarak bu çocuklar kadınlar ve erkeklerden zayıf olanlar müstesna ee, yine kimler müstesna ve la yehtedune sebila ihteda yehtedi. Ee, yehtedi yehtedi yani yehtedune değil mi çekimini hatırlayalım la yehtedune yol bulamayanlar sebil, sebil yol demek yehtedunenin mefulub olduğu için mansub burası hiçbir yol bulamayan yani elinden hiçbir şey gelmiyor hiçbir çıkış yolu bulamıyor Hiçbir hile, hiçbir çareye gücü yetmeyenler olarak bu şeye e, cehennem azap onlar için geçerli değil. Çünkü özür sahibi onlar. Feülaike asallahu en yafu ve anhum. Allah e, onları afa ya'fu anla kullanır arkadaşlar. Allah'ın onları yani kendilerine affetmesi e, umulur. Asa ee, bakalım işte onlar buradaki malum fe yeni bir cümleye başlama harfi müpteda bir ismi şart olduğu için müpteda diyoruz tabi mahallen mefu çünkü ismi işaretler mebnidir asada e, mazi çekimi var arkadaşlar ama muzarsı yoktur asa e, camit mazi fiil Allah'u da e, tıpkı kendi ve kardeşleri gibi ismini e, ref eder arkadaşlar. E, asallahu e, asanın ismi olduğu için merfu ötreli. En yafu ve afa yafu afa yafu bilinen bir fiil onun için göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Asanın haberi bir mastarı müevvel yani yapma mastar kendi mastarı gelmemiş muzari en ve muzari fiil gelmiş. Mastar ve nasparfi en e, bu da mansup muzari fiil. Bakın böyle bu şekilde vavın üstüne üstün harekesi gelebiliyor arkadaşlar çünkü rahat okunuyor. En yavu ve anhum anla kullanılıyor kendilerinden değil de o zaman hani sanki bu an bunun parçası gibi hani mefullerini bazı fiiller harficerle de alıyordu değil mi? Anhum kendini affetmesi umulur ve Ken afu ve gafura Allah daima çok affedendir, çok bağışlayandır. Afuven, Gafuran bunlar mübalağalı ismi fail arkadaşlar. Kenne nasih mazî yani ismi var, haberi var. Allahu Kenne'nin ismi olduğu için merfu. Afuven Kenne'nin haberi olduğu için mansup. Gafuran da Kenne'nin ikinci haberi. feulün. bakın bunlar hep mübalalalı e, ismi fail kalıpları. Evet devam ediyoruz. Ha, bir de şunu söyleyelim. Şimdi buraya müpteda demişiz. Geriye kalan haber. Haber asa bir fiil olduğu için haber bir fiil cümlesi. Tabi mahallen merfu olmuş oluyor. Bir şeyleri unutmayalım bazen. Allah'tan burada yazılı oluyor. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve men fi Kim Allah yolunda hicret ederse. Hacira yuhaciru. Şey, müfale mübal şey bağından hacera yuhaciru tabi men şart ismi olduğu için men müpteda olmuş oluyor mahallen marfu olarak geriye burası müptedaysa geriye kalan da haber oluyor tabi yani mahallen merfu ama cümle kendi içinde ayrıştırırsak şart isminden sonra geldiği için yuhacir fiilü şart şart fiili yani Tabi e, meczum olur, cezimli olur. E, meczum muzari fiil. Fisi, harfi cer, sebiili, e, mecrur isim ve muzaf. Allahi muzafinle yecid. Yecid arkadaşlar, vecedde yecidu. Men malum iki fiil muzariye cezmeden, e, şart edatlarından. Dolayısıyla yecidu değil, yecid bu sebeple. Ve böylece cevabı şart olduğunu anlıyoruz. Meczum muzari fiil. Fil ardı yeryüzünde. Murağamen. Arkadaşlar murak hemen hicret yeri gezilip göreş, gö, e, dolaşılan yerler manasında kesiren pek çok gezip dolaşılabilecek yeryüzünde e, yerler bulur. Buradaki ismi mekan arkadaşlar. Buradan gösterelim. Pardon. Ha. Şurası hicret yerleri gidilen dolaşılan yerler. Aslında Kur'an Tahlil adlı kitabımıza daha geniş açıkladık bu kelimeyi arkadaşlar ama kaçıncı ayet bayağı bir uzun. Şimdi tabi bunu şimdilik bırakalım. Pardon şunu da kendi yerimize geçelim. Evet şimdi burada dedi ki kesiren Yani sözlük kısmı daha uzun orada açıkladık ki sen yani e, pek çok e, hicret yeri pek çok dolaşılacak e, tozlu topraklı pek çok yer var yeryüzünde e, imar edebilirler gittikleri yerlerde ama mühim olan burada bakın Allah yolunda yani Allah'ın değer verdiği değerler uğrunda hicret ederse yeryüzünde pek çok yer bulur ve zaten bakın ilaveten ve zenginlik bulur. Yani oradayken bulamadığı genişliği, zenginliği, bolluğu saaten e, gittiği yerde bulabilir. Ve men yahruç min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Tabi maksat Allah'ın rızası olması lazım. Bakın burada diyor ki men yahruç kim çıkarsa buradaki müpteda şart ismi arkadan gelen fiil şart olduğu için meczum buzari. Min beytihi car mecrur evinden. Bakın evinden çıktığı andan itibaren kim evinden çıkarsa muhaciran hicret ederek böyle üstün teminli e, olmuş ismi fail değil mi hal yani bu hicret ederek hicret eder halde e, o niyetle yani evinden çıkarsa ilallahi ve Rasulü Allah'a ve resulüne hicret ederek yani onun e, değerlerini yaşatmak için Allah'ın değer verdiği değerleri yaşatmak için evinden çıkarsa sümme yudrikul mevtü sonra da ona ölüm ulaşırsa edreke yudrikü yetişti erişti tabi e, tabii e, menden dolayı buradaki atı harfi hani kime e, ölüm yetişirse edreke yudrikü onun için atı harfinin olduğu için sünme men geçerli diyor yani şart devam ediyor ona erişirse ölüm El mevtü burada fail olduğu için e, merfu Hu da mevfulu. Bakın edreke ki ifal babından. Sonra ona ölüm ulaşırsa yetişirse cevabı şart burada başlıyor. F'den anlıyoruz. Rabıta. E, bağlaç yani cevabı şartta bağlıyor. Şimdi kat burada tahkik edatı. Vakaya kav. Mazi fiil. Ecruhu. Onun faili. Halallahi cermi. Onun mükafatı Allah'a düşmüştür. Artık onun mükafatı Allah'a düşmüştür. Yani ne dedi? Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederek evinden çıkarsa sonra da ona ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'ın üzerine kalmıştır. Allah'ın üzerine düşmüştür. Yani diyelim ki hicret yerine ulaşamadı evinden çıktığı andan itibaren başına ne gelirse gelsin hicret sevabını alır ee, Cenab-ı Hak onu artık hicret edenlerden hani yukarıda söylemişti ya şöyle işte e, Faddalallahu Allah onu tercih eder üstün kılar rahmet bakımından mağfiret bakımından derecati minhu demişti pek çok dereceler bakımından onu yükseltir ve kânallahu gafura rahima Allah daima çok o, gafurdur çok bağışlayandır rahimen, çok merhamet edendir yani Allah herkesin içini ne niyet taşıdığını çok iyi biliyor. Yani sırf zenginlik için gidenle Allah'a ve Resulü'nün değerleri için giden bir değil arkadaşlar bu önemli. Bak Allah'a ve Resul'üne hicret eden. Ha. Evet Allahu Kenen ismi olduğu için merfu gafuran kânin haberi olduğu için mansup, rahimen de kâninin ikinci haberi. Son ayete geldik arkadaşlar. Ve izâ darabtum fil ardi yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, şimdi darabe fi kullanıldığı zaman sefere çıkmak, yolculuk yapmak manasına taşıyor. Ve izâ darabtum fil ardi, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, feleyse aleykum cünâhun size günah e, yoktur, günah değildir en taksuru mine salati namazdan kısaltmanız size günah değildir. Yani yola çıktığınız zaman dört rekatlık farzları iki rekata indirmenizde yani o şekilde müfessirler tercüme ediyor. Kısaltmanız size günah değildir. İn khiftum korkarsanız en yeftine kümüllezine keferu ya inkar eden kimselerin size kötülük yapmalarından korkarsanız. Ee, şimdi burada tabii korkma durumu yoksa diye bayağı bir tartışılmış arkadaşlar. Ee, bu konuda hadislerde işte muvattada bir hadis var. Abdullah bin Ömer'den hani bir hadis var. Onlar da işte biz peygamberimizden böyle gördük onu öyle yapıyoruz demişler. Yine Hazreti Ayşe'den bir rivayet var Muvatta'da. İşte önce iki rekat farz kılınmıştı namazlar. Medine'ye gelince yolculuktaki namaz, yolculuk olduğu zaman gene iki rekat kılındı. Ama Medine'ye gelince rekatlar fazlalaştı. Yolculuk gene iki rekat olarak devam etti şeklinde rivayetler var arkadaşlar. Rekat sayılarının arttığı hakkında arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, i̇rab'a bakalım. İza şart ifade eden zaman zarfı. Darabe, darabdüm, fiilü şart, bir mazi, fil tüm de faili, fil erdicar mecrur. şimdi bu aynı zamanda çıktığınız zaman fiilü şart. Burada cevabı şart. Gene bir fiil cümlesi olarak geldi. Fe leyse aleyküm cünahun. Buradaki fe'si rabıta cevabı şart başlıyor. Leyse biliyorsunuz muzarsı olmayan camit fiil aynı zamanda nasih ismi var haberi var tabi böyle bir camit fiilden sonra harfi cer başlayınca mukaddem haber olmuş oluyor değil mi aleyküm leysenin mukaddem haberi e bir şifi cümle olarak gelmiş mukaddem haberi cunahında e cünahında leysenin muakhar yani sonraya kalmış ismi bu leyse yani kane gibi ismi ref haberi nasb oluyordu bu aleyküm harfi cer olarak gelince ne olmuş olur nasb mahallinde olur günahında harekesi gözüktüğü için e, gördüğünüz gibi merfu diyoruz. Leysenin muahhar ismi. Evet en, en tak Mastarı müevvel. En ve muzarifi ile ne diyoruz? Mastarı müevvel. En mastar ve nasparfi. en geldiği için nun düştü. Nunun düşmesiyle mansup olmuş oldu. E, kasara Yaksuru kısalttı demek. Mine salati namazdan kısaltmak. Cermecru buradaki. İn hıftum e, i̇n şart ve cezim harfi. Hiftüm, hafe fiili biliyorsunuz. Hafe, yehafu tarzındaki e, bütün ecve fiiller nasıl çekilir? Yehafu ise, hani muzarisi o tipse. Hafe, hafa, hafu, hafet, hafeta, hifne. Ya, burada hifte, hiftüme, hiftüm. Görüyorsunuz şart ve cezim harfi. fiil şart yani bu. E, Tabi mazi fiil olduğu için cezim mahalli de diyebiliriz. Eğer korkarsanız, en yeftine kün fetene e, fitne çıkartmasından kötülük yapmalarından korkarsanız ellezine keferu inkar eden kimselerin bu fetene yeftinun faili ellezine ismi mevsul burası isim mevsul de ref mahalinde ya da mahallen merfu da diyebiliriz keferu kısmı sıla sıla bir mazi fiil e, cümlesi olarak gelmiş Tabi yukarıdaki hıftüm fiilinin mevfulü bir mastarı müevvel olarak e, gelmiş. Şimdi burada hani eğer korkarsanız namazdan e, kısaltın kelimesi üzerine çok geniş bilgileri tefsirlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Korkma durumunda yani bir yolcu namazı var bir de korkun namazı var. E, bunlar kitaplarımızda ayrılmışlar. Korku namazı mesela iki rekatken bir grup savaş halindeyken tabi silahların bırakılmaması, bir kısım askerlerin nöbette kalması gerekiyor. Bir grup imamın arkasında bir rekatı kılıyor, çekiliyor. İkinci rekatı kendi kendine kılıyor. Diğer bir kısım geliyor bir rekat olarak imamın arkasında kılıyor. Böylece hani... E, tetikte bekleye, de bekleyebilir düşman onların silah bırakmalarını ve saldırmayı bekleyebilir ama çok enteresan arkadaşlar bu başka ayetlerde de işleniyor yani e, korku savaş anında bile namaz terk edilmiyor yani e, görüyorsunuz arkadaşlar ona göre kendimizi ayarlamamız lazım e, ona göre namazımıza ehemmiyet vermemiz lazım arkadaşlar Evet son cümle inne tek ve nasb e, edatı innel kafirine e, innen ismi olduğu için cem müzekker salim ismi mansup hali böyle ya ile oldu. Burası innenin ismi ise geriye kalan innenin haberi haber bir fiil cümlesi. Neden? Kâne fiil olduğu için. Tabi nasih bir fiil ismi haberi olan yani buradaki e, kânu vav elif nesi oldu? ismi oldu. Leküm car mecrur. Aduven kısmı da kendinin haberi olduğu için mansup. Aynı zamanda mevsuf. Mübinen de Aduven'in sıfatı. Yani burada bir sıfat tanımlaması var. Apaçık bir düşmandır sizin için. Ee, doğrusu kafirler dedi. Çok değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bu dersleri duyuralım, yayalım. Görüyorsunuz artık ne kadar kolaylaştı Kur'an Arapçasını öğretmek öğrenmek arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, çok sevgiler arkadaşlar. Bir sonraki derste sayfada görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar efendim. Sadekallahul Azim.